dünyada yaşamak isteyen her canlı insanın mutlaka bir şeye inanması lazım. İnanmadan yaşamak mümkün değil, hava almadan mümkün yaşamak mümkün olmadığı gibi inanmadan da yaşamak mümkün değil. Onun için dinsiz yaşamak mümkün değil. Kainatta dinsiz hiç kimseyi bulamazsın. Yeryüzünde inanmamış, dinsiz yaşamış, dinsiz kalmış hiçbir varlık bulamazsın. Allah'ı inkar eden bile Allah'ın olmadığına inanmış olmuyor mu? Soruyorum. Adam Allah yoktur diyor. Bu ne demektir? İmam Gazali bunu açıklıyor. Olmayan şey eğer Allah olmasaydı onu kimse inkar edemezdi. İnkar ettiğine göre demek ki var ki inkar ediyorsun. Allah'ı inkar ederken bile onun varlığını kabul etmiş oluyor dolayısıyla. Olmayan şeyin inkar olmaz ki. Hiç olmayan şeyi zaten yoktur demesin, inkar edemezsin. Var ki inkar ediyorsun. Çok mühim bir olay. Onun için kainatta dinsiz adam olmaz. Mutlaka bir şeye inanacak. Allah'a değilse eşyaya, eşyaya değilse şuna, şuna değilse buna, buna değilse ona, ama mutlaka bir şeye inanacak. İnanmadan yaşamak mümkün değil. Hani önünüze yemek için tabakların içinde yemek geliyor. Bardağın içinde su geliyor. Fincanın içinde kahve geliyor. Ve siz bunları tereddütsüz yiyor ve içiyorsunuz. Önünüze gelen yemeği hemen rahatlıkla başlayıp yiyorsunuz. Çayınızı, suyunuzu içiyorsunuz. Neye dayanarak içiyorsunuz? Yani o çayın zehirsiz olduğuna, mikropsuz olduğuna, temiz olduğuna dair laboratuvardan bir tahlil laboratuvarından bir rapor bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz? Hiç kimse su içerken bu sudan şüphe ettiğine etmemek için, tereddüt etmemek için, şüpheye düşmemek için suyu içmeden evvel hele şunun raporunu verin de içeyim diyor musunuz? Yok, ne diyorsunuz? Bu su temizdir. O suyun temiz olduğuna inanıp içiyorsunuz. O yemeğin zehirsiz olduğu hakkında raporunuz yok ama inanıyorsunuz ki bunda zehir yoktur. Bakın yine orada bir iman var mı yok mu soruyorum. İmansız yaşayamaz kimse. Her içecek olduğunuz suyun hakkında rapor, her yiyecek olduğunuz gıda maddesi hakkında rapor almaya, rapor beklemeye başlasaydınız hayatınız devam edebilir miydi, edemez miydi? Edemezdi. Demek ki inanıyorsunuz, içiyorsunuz. İnanıyorsunuz, yiyorsunuz. İnanıyorsunuz, alıyorsunuz. Raporla değil, imanla. Bu çok mühim mi yoklar? Onun için yeryüzünde imansız, dinsiz adam olmaz. Ama Allah'ın dininde olmayan adamlar olur. Bak, dinde olmayan demiyorum. Mutlaka bir dinin içindedir. Ama Allah'ın dini olduğu gibi başkasının da dini olabilir. Ona da din deniyor. Bu çok mühim ve kritik bir noktadır. Onun için bir kelime üzerine daha durayım. Medeniyet diye bir kelime var. Medeniyet. Arapça bir kelime ama Türkçe'ye girmiş. Medeniyet. Medeni adam. Hani medeni adam. Medeniyet. Bu kelimeleri hepimiz duyduk, biliyoruz. Kültürümüzün içinde bunlar. Medeniyet. Ve bazı insanlara ya ne medeni adam, medeni adam diyoruz. O insanı medhü sena ederken medeni adam. Medeniyet görmüş adam. Medeniyet görmüş adam diyoruz. Medeniyet kelimesi Arapçadır. Hiç merak ettiniz mi hangi kelimeden geliyor?
hangi kelime kökünden geliyor? Arapçada bütün kelimelerin kökü var. Ağaç gibidir aynen. Vallahi medeniyet kelimesinin kökündeki kelime, din dediğimiz kelimenin ta kendisidir, din. Bak din, din, din diyoruz. D-i-ne. Latin harfiyle. Arapça dal-ye-nun. Din. Ed-dinu. Din. Din kelimesinden geliyor medeniyet. Yani dine dayalı, inanca dayalı insanların bir araya gelmesi ancak neyle olur? Vallahi dini inançlarıyla olur. Hiçbir şeye inanmayan adam bir araya gelemez. İnsanlardan şüphelenir, yemekten şüphelenir, içmekten şüphelenir, insanlardan şüphelenir. O insan toplumuna ayak uyduramaz, barışamaz, birleşemez, bütünleşemez, anlaşamaz, uzlaşamaz, konuşamaz, güvenemez, inanamaz, kaçar. Demek ki insan topluluklarının tabanında medeniyet, medeniyet kelimesinin kökünde din, din, din kelimesi var. Dinsiz yaşanmaz. Açın lügatlere bakın. Medeniyet kelimesinin kökü de-i-ne din, din, din kelimesinden. Dini olmayan adam medeni olamaz. Ne demek? İnsanlarla anlaşamaz, paylaşamaz, koklaşamaz, barışamaz, uzlaşamaz, ortaklık kuramaz. Siz hepiniz iş adamlarısınız. İş adamlarının bir araya gelmesi ne demek? Şirket kurmak demektir. Ortaklık. Parasını, servetini bir araya getiriyorlar, ortaklık kuruyorlar. Birbirine inanmayan, birbirine güvenmeyen adamlar parasını bir araya getirip şirket kurabilir mi, kuramaz mı? Soruyorum. Demek şirketin de temeli neymiş? Vallahi iman. Birbirine inanmayanlar şirket kuramaz. Birbirine inanmayanlar bir arada toplum olamaz, medeniyet kuramaz, toplum halinde yaşayamaz. Bakın demek ki hayatın, toplumun, medeniyetin temeli vallahi din. Din, din, din. Dini kaldırın, imanı kaldırın, iki kişinin birbirine yaklaşması mümkün değil. Şüphe başlar, korku başlar, endişe başlar, terör başlar, anarşi başlar ve derken insanlar birbirini kemirmeye, yemeye, öldürmeye başlar. Din. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dini. Allah'ın dininde olmak tabii ayrı bir olay. Allah'ın dininde olmayanlar mutlaka başka bir dinin içinde olacaklar. İllaki bir dinin içinde olacaklar. Çünkü batıl olan inançlara da din denmiş, hak olan inanca da din denmiştir. Ama onun adına Allah İslam demiş. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Bak ben size din olarak İslam'ı seçtim. Demek ki başka şeylere de din demek caiz. لَكُمْ د۪ينُكُمْ Bakın Peygamberimiz Mekkeli putperestlere, o puta tapan insanlara ne diyor? Siz söyleyin. لَكُمْ د۪ينُكُمْ Sizin dininiz size, veliye dini, benim dinim bana. Demek ki onların da inançlara din deniyor ki Allah böyle demiş. Bakın kelimeleri çok iyi anlamak lazım. Eğer insanlar bir arada yaşayacaklarsa, bir arada beraber yaşayacaklarsa, mutlaka inançları olacak, dinleri olacak, düşünceleri olacak, kanaatleri olacak, fikirleri olacak, farklı farklı olacak. İnsanlar bir fabrikadan çıkan seri numaralı otomobiller gibi aynı yapıda, aynı modelde, aynı kanaatte, aynı inançta olmaz. İnsanlar ayrı düşünecek, ayrı anlayacak. Tabii insan olmanın icabı bu. İnsanları hayvanlardan ayıran yegane özellik ve üstünlük düşünebilmesidir, konuşabilmesidir, inanabilmesidir, inancıdır, düşüncesidir, kanaatidir. Özgürce, rahatça inandığını, düşündüğünü söyleyebilmesidir.